Wayne'in bileğinde sadece bir ok kalmıştı. Birçok farklı yaradan kan kaybediyordu. Bütün gece boyunca izini sürdüğü yarı insan canavar onu yere sermişti ve dişleriyle kafasını vücudundan ayırmak üzereydi. İşler beklediğinden iyi gidiyordu. Şekil değiştiren yaratık kurbanını öldürecek olmanın heyecanıyla salyalar saçarak tiz bir çığlık attı. Gece görüş gözlükleriyle etrafı tarayan Wayne yakınlarda ne bir silah ne de sığınacak bir yer görebiliyordu. Yaratığı Demacia'nın akça ağaçlarının arkasına saklanamaması için özellikle bu açıklıkta yakalamıştı. Fakat bu kararı kendisinin de açıkta kalmasına sebep olmuştu. Yine de bu durumdan şikayetçi değildi. Sonuçta kolay bir av zevkli olmazdı. Canavar, Wayne'i omuzlarından yakaladı ve alt çenelerini açarak sıra sıra keskin dişlerini gözler önüne serdi. Eğer onu bu çeneler öldürmezse yaratığın iğrenç nefesi öldürecekti. Wayne hızla elindeki seçenekleri düşünmeye koyuldu. Yaratığın ısırığından kaçmaya çalışabilirdi. Ancak bu en iyi ihtimalle kısa vadeli bir çözüm olacaktı. Yaratığın inanılmaz sayıdaki dişlerine bir tekme indirerek son okuyla işini bitirebilirdi. Fakat okun tüm bu dişlerin arasından hedefi tutturmasına güvenemezdi. Ayrıca gösterişli, şiddetli ve biraz da aptalca bir şey de deneyebilirdi. Wayne son seçeneği seçti. Kolunu olduğu gibi devasa ağzının içine soktu. Yaratığın jilet gibi dişleri parmaklarına ve koluna geçse de Wayne gülümsüyordu. Canavarı tam da istediği şekilde yakalamıştı. Çenenin kapanarak kolunu koparmaya hazırlandığını hissetti. Tabii ki buna fırsat vermeyecekti. Wayne kolunu çevirerek bileğindeki ok mekanizması ile yaratığın damağına nişan aldı. Ardından tek bir hareketiyle yaratığın kafatasını parçaladı ve oku beynine sapladı. Çığlıklar tıpkı başladıkları gibi aniden kesilirken yaratığın cansız bedeni çimenlerin üzerine yığıldı. Wayne yaratığın altından sürünerek kendini daha da kesmeden kolunu çıkarmaya çalıştı. Fakat yumruğu yaratığın kafasının içinde sıkışıp kalmıştı. Birkaç parmağını kaybetmeyi göze alarak elini yaratığın keskin dişlerinin arasından çekip çıkarmaya çalışabilir ya da kolunu daha da derine sokarak yaratığın çenesini bir lades kemiği gibi kırmayı deneyebilirdi. Wayne her zamanki gibi ikinci seçeneği tercih etti. İşin zor kısmı yaratığı öldürmek değildi. Asıl zor olan onu geline geri götürmekti. Ya da Dula. Selina adındaki Dul inanılmaz derecede güzeldi. Saçları alevlerin aydınlattığı karanlık kulübesinde bile ışıl ışıl parlıyordu. Yüzündeki derin yaralar ve yanaklarından akan yaşlar bile ona güzelliğinden bir şey kaybettirmiyordu. Wayne leşi mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde ayaklarının önüne serdi. Bedeni korkunç bir değişim geçirmişti ve hem kendisinin hem de başkalarının sebep olduğu yaralarla kaplıydı. İnsandan çok bir uzuv yığınını andırıyordu. Dul kadın ağlamaklı bir şekilde "Çabuk muydu?" diye sordu. Hiç çabuk olmamıştı. Wayne, şekil değiştiren yaratığın izini Doğu Demacia'nın dışında kalan bir ormandaki inine kadar sürmüştü. Onu değişiminin ortasında yakalamıştı. Gözleri çoğalıp büyümüş, ağzında bir böceğinkini andıran alt çeneler oluşmuş ve sol kolu jilet gibi keskin bir kıskaca dönüşmüştü. Hepsinden önemlisi, yaratık gerçekten öfkelenmişti. Wayne, yaratığın kafatasını parçaladığı esnada bileğine yapışan beyin parçasını silkeledi. Dedi Wayne. Selina, ah aşkım, dedi ve dizleri üzerine çökerek kollarını yerde yatan dönüşmüş bedene sardı. Böyle bir trajediye sebep olan şey ne olabilir?
kadın, ölü adamın başından arta kalanları göğsüne yaslarken Wayne de çiftin yanında diz çöktü. Selina, elbisesine bulaşan kanı fark etmiyor ya da umursamıyor gibiydi. Bazı insanlar kendilerini isteyerek canavara dönüştürür. Bazıları buna başkaları tarafından zorlanır, dedi Wayne. Cesedin şişkin elini tutup öylesine incelemeye başladı. O, ikinci gruba dahildi. Dul kadının gözleri öfkeyle kocaman oldu. Bunu ona biri mi yaptı? Kim? Neden? Kadın gözyaşları içinde cesedin üzerine yığıldı. Söyleyecek söz bulamıyordu. Şekil değiştiriciler bazen bir dost edinmek ister. Bazen yalnızca vahşidirler. Şaşkınlık veya öfkeyle birilerini ısırırlar. Tanıştığım bazı diğerlerini ise sadece canları sıkılıyordu. Bunun eğlenceli olduğunu düşünüyorlar, dedi Wayne, kadının başını okşayarak. Ancak bazılarının yalnızca beslenmeye ihtiyacı vardır. Kadın gözyaşlarını silerek başını kaldırdı. Ben anlayamıyorum. Wayne acıyarak gülümsedi. Birilerini yemek isterler. Fakat bazen o birileri kaçmayı başarır. Onları yemeye çalışan şey ise yanlışlıkla zehrini aktarır. Böylece nihayet kurban da şekil değiştirir. Kadın öfkeyle Wayne'e baktı. Wayne kadının saçlarını yaşlı gözlerinden çekerken bileğindeki mekanizma tıkırdadı. Öldürdüğüm son şekil değiştirici bana eğer kurbanları onu seviyorsa tatlarının da daha güzel olduğunu söylemişti. Utanıp kızardıklarında lezzetleri artıyormuş. İnsan balayı sırasında ne kadar lezzetli olduklarını hayal bile edemiyor. Değil mi? Dedi Wayne. Dul kadını ağlamayı bırakmıştı. Gözlerinde sert bir ifade belirdi. Sonuçta seni seviyordu, dedi Wayne. Kadın ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak Wayne kadını saçlarından yakalayarak sertçe çekti. Onu ısırdığında gerçekten sarsılmış olmalı. Korkmuş birinin ne yapacağını kestirmek zordur. Sevdiğin biri tarafından ihanete uğramak kadar da ürkütücü bir şey olmasa gerek. Wayne bileğini çevirerek nişan aldı. Pekala, seni dönüştüren kimdi? Kadın nefretle ona doğru baktı. Gözleri yavaş yavaş koyu bir kırmızıya dönmeye başlamıştı. Hiç kimse, dedi. Kayalara sürtünen bıçağı andıran bir sesle, ben kendimin eseriyim. Wayne gülümsedi. Bunu nasıl bildin? Diye sordu kadın, elini arkasına doğru götürerek. Diş izlerinin boynunun arka tarafı yerine ön tarafında olması ve vücudunun başka bir yerinde yara izleri olmaması, güvendiği biri tarafından saldırıya uğradığını gösteriyordu. Hadi öyleyse, dene bakalım. Kadın duraksadı. Neyi deneyeyim? Arkanda oluşturduğun kıskacı, biç beni, bakalım okumu alnına saplamadan önce elimi koparabilecek misin? Dedi Wayne. Kadın, yenilmiş bir şekilde kıskacını arkasından çekti. Oyun bitmişti. Neden? Diye sordu. Ne neden? Diye yanıtladı Wayne. Neden gelip beni öldürmedin? Tüm bu gösteri ne içindi? Wayne gülümsedi. Yüzünde kurnaz ve nefret dolu bir ifade belirmişti. Çünkü haklı olduğumdan emin olmak istedim. Çünkü onun hissettiği korkuyu senin de yaşamanı istedim. Ancak en çok da... Wayne bileğini sıktı. Metalik bir tını ile fırlayan 15 santimetrelik gümüş ok, şekil değiştiricinin beynine saplandı. Dul kadının gözleri arkaya doğru kaydı. Ardından vücudu bir taş çuvalı gibi yere yığıldı. Eğlenceli olduğu için...